Sizce haklı mı? Bilmem. Asgari ücretli maaş alan biriyle evlenir miyim? Oğlum linçletelim diye bir sayfa var ya. İnanılmaz bir yer sosyal medya. Kimle ne yapar mısın? Orayı duymadım hocam. Asgari ücretli maaş alan biriyle evlenir miyim? Aa bu şey değil mi ya? Neydi bu kanalın adı? Partileri de soruyordu. Abinin sesinden magazin bir şey. Maaş alan biriyle evlenir miyim? Sesinden tanıdım. Çok zor. Evlenir miyim? Şimdi benim asgari maaş alan biriyle ben de evlenmezdim kadın olsam. Gerçekçi düşünmek. Ya çok zenginsem evlenirim. Hani hayatı ben tek başıma götürebilirim. Aga bu aileyi tek başıma taşıyabilirim durumundaysam evlenirim. Ama onun dışında daha işte memursan, daha normal bir maaş alıyorsan falan değil mi? Daha bir tık daha en azından ya bir 30, 40, 50 belki artık daha üstü duruma göre maaş alsın. Ben de isterdim kadın olsaydım. Ya çünkü maaşın bir tanesi zaten sırf kiraya gidecek. Evlenmezdim. Neden evlenmezdim? Geçim şartları... İzlemiş değil abi, aklın yolu bir arkadaşlar. Kızları böyle suçluyorlar işte. Vay para göz şöyle böyle zart zurt diye de. Şimdi tabii ki gerçek para göz vardır. Harbiden Allah'ı, kitabı, dini imanı paradır. Eyvallah. Hani tabii ki hoş değildir. Ama hani mesela bu hanımefendi yani ne bileyim. Şart zor diyor. Haklı abi yani zor. Zor. Buna da çok tepki gösterecek bir şey yok bence. Zora sürece girerdi yani. Boşanırdık herhalde sonra. Ne kadar alması gerekiyor? Yani 40'ın üstünde olması gerekiyor belki. Ki istediği para da zor bence şey yani bugün baktığında evet normal ortalama bir para 40 kağıt değil mi? Yani çok Allah'ım 300 bin lirası olsun 200 bin lirası olsun falan gibi değil yani. En düşük memur maaşı alan 34 bin Yani olabilir. yeterli, iki kişi de aynı oranda alıyorsa yeterli ben. Almıyorsa? Çok sıkıntı. Yani tek başına zor Çok geçmişsin zor. yine. Çocuğa, ocağa nasıl bakacaksın Yok ya? hayır. Çirkem asgari ücreti almadıysam abi. Yani sonrasında işi değiştirse yükselirse o ayrı bir şey yani. Yükselmez. Çok zor. Sevgi mi? Maaş mı? Yani sevgi bir yere kadar abi, geçinemedikten sonra Türkiye şartlarında çok zor yani bence. Asgari ücretli maaş... Sevgiye de para lazım kardeşim. Bir çiçek alacaksın, kaç lira para vereceğim? 1000 lira, 500 lira, 1000 lira en kötü cebinden para çıkacak. Nasıl alacaksın? Kadın niye linçlemişler? Doğru söylemiş bence de. Ki millet de çok linçlememiş. Kadın haklı falan demiş. Gayet mantıklı istek demiş. Şaşırttı lan beni Twitter. Helal lan halk. Tebrikler ey halkım. Çok parası olan erkek bu abla ile evlenir mi? Abi çok para dediğin 40 bin lira Enes. Yani abi anlıyorum, o da olmayan da var da 40 bin lira da çok para değil arkadaşlar. Bugün bir ortalama memur maaşı yani. Aferin lan yerel halk. Esas sorulması gereken soru bu. Dersem sen kimsin lan diye bana yükleneceksiniz ama hakikat bu. Ne kadar çok para erkeğin o kadar seçim hakkı. Çok parası olur erkeğin. Bacılar sizi seçmiyorlar zaten. Triplen. Abi Enes, insanların hayatını nereden biliyorsun? Bu yorumlar nasıl bu kadar kendinden emin yapılabiliyor? Herkes herkesi çok iyi biliyor, tanıyor. Bu ne ya Rabbi? Ya Rabbi yardım et. Kız haklı, cakcuk etmeyin falan. Dur bakayım bunun şeyi var mı? Asgari ücret alan biriyle evlenir misiniz? Yazık. Bulamadım ya. Neydi? Magazin Forever mıydı? Bir şeydi ama. Yazdım soruyu aynen bu şekilde, bulamadım. Bak erkeklere de Asgari sormuşlar. ücret Başka bir alan biriyle kanal evlenir misin? sormuş. Açıkçası geçinmesi zor ama yine de yapılabilir bir şey. Çünkü bir insan seviyorsanız zaten evlenirsiniz. Yani maaşı önemli değil. Arkadaşlar, şimdi tabii ki sevgi çok önemli, sevgi çok kıymetli, insanlar bazı yani maddi durumun kötü olur, aşarsın ama bu bir süreçse. Onun dışında yok abi para önemli değil, önemli olan sevgi falan diyorsanız biraz gerçek hayatla tanışmaya ihtiyacınız var demektir bence, nacizane düşüncem bu yönde. Farklı bir tecrübede yaşıyor olabilirsiniz, bilemiyorum ama hani yok para olmayınca, o teker dönmeyince, eve yemek girmeyince, üstüne kıyafet değil mi? Çoluğa çocuğa mama, götüne bez, şu bu olmayınca yani tat da kaçar. Senin de asabın bozulur. Evdekinin de asabı bozulur. Düzeniniz bozulur. Bence Zor bu hususta. biraz. Bilmiyorum. Peki
ki günümüzde biliyorsunuz gelinlik, damatlık, ev tutmak, çeyizi son derece yüksek. Asgari ücretli biriyle nasıl yapılacak bütün bunlar? Zor olmaz mı? Ya zor olur. Aile desteğiyle en fazla yapılabilir. Ben daha gencim evlenmeyi düşünmek için ama yine de yapılabilir ama zor yani. Hayır. Neden? O mantıkla ben iflas edersem eşim benden ayrılmalı mı? Abi bence ikisi aynı şey değil. Yani bir, çünkü bir tanesi sonradan gelişen bir mesele. 20 yıl önceden bunu şey yapamazsın, tahmin edemezsin. Ama diyelim ki ben biriyle beraber oldum. Biz gayet güzel gidiyorduk. Aradan işte 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl neyse geçti. İşler kötü gitti. Orası beraber aşacağın yerdir. Ama en başında aynı gibi. Benim için değil, ben farklı düşünüyorum. Ama hani en başında biliyorsam durumu, onun içine atlamam. Yani. Böyle düşünüyorum. Yani başlangıçta olmasıyla sonradan gelişmesinin farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Altan. Çünkü şu an evin kiraları Ankara'da oturuyorum. Ben yabancıyım aynı zamanda. Öğrenci olarak buraya geldim. Hani o zamanlar annemgil 100 dolar gönderdiği halde ben her şeyimi karşılayabiliyordum. Hani 400-500 liraya kirada oturuyordum. Şu anda asgari ücretle imkansız. Siz çalışıyor musunuz? Evet. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Kendi işimi yapıyorum ama yine yetinmiyoruz. Hani öğrenciyken gezdiğim yerleri şu anda çalışıp da kendi iş yerim olup da gezemiyorum maalesef. Ücret demeyeyim de yani maaşı saçma yani. Sonuçta ben çalışacağım. Yani çalışmasa da olur, çalışsa da olur. İstediği işte çalışabilir. Benlik sıkıntı yok yani. Peki günümüz şartlarını biliyorsunuz. Düğündür, ev masrafı, ev kiralama, gelinlik, damatlık. Aslanım çok yüksek miktarlarda. Yani asgari ücret de nasıl olacak bunlar? Yani asgari ücret de olacak değil. Zaten şimdiki çoğu genç evlenmek istemiyor. Ben 19 yaşındayım. Zaten o yaşlarda genelde evlenmek istemezsiniz. Sonra birkaç yıl sonra bir farkındalık gelir. Ananı sikeyim, yaşlanıyoruz lan. Oğlum bir hayat falan gibisinden. Orada bakarsın artık. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben 26-27'ye kadar para biriktirsem anca evde alamam ama arabam olur en kötü. Hiç para harcamazsam o yaşıma kadar. Belki de güzel bir düğün yaparım. Hani ortalama bir düğün değil de güzel bir düğün yaparım. Keşke hiç düğün yapmasak ya. 150 bin kredi veriyorlarmış. Dalgasını geçiyorduk arkadaşlarla işte gel evlenek filan diye. Bilmiyorum yani. Evliliği düğünü bir şekilde kurtardın. Gel evlenek enişte. Yani çalışmak isterse sürdürür. Ben polis olmak istiyorum inşallah olursa. Ben dediğim gibi polis maaşı yeter herhalde. Evlenmiyorum. Neden? Çünkü geçinemiyoruz yani. Biz bile geçinemiyoruz. Asgari ücretle olan bir insan... Yani hele ki yeni evlenecek bir insan kiraya çıkmak durumunda kalacak. Bir de Ankara gibi büyük bir şehirdeyiz. Tabii yani polis maaşı yeter mi? İlk başta yeter ama sonradan daha düzenli bir hayat... Ya yarrak yeter arkadaşlar. İkinci çalışması lazım. Yani yeter, götürür seni tek polis maaşı da. Çok belli bir düzeyde yani ihtiyaçlarını karşıladığın düzeyde götürür. Bir polis çocuğu olarak söylüyorum. Babam 3 çocuk büyüttü tek maaşıyla. Allah ondan razı olsun. Yani temel ihtiyaçların karşılanır. Ama işte daha bir üstüne bir hayat istiyorsan ki bence istedim. İkinci bir maaş çok daha iyi olur. Çok daha rahat bir hayat yaşatır sana da çocuğuna da. Ki bir de mesela babam bir de ev mev alabilmiş bir memur en azından. Böyle belli bir dönem oldu ya herkesin kredi çekip ev aldığı. Şu an mesela polis kredi çekip ev alacak. Yani çok ne kadar mümkün bilmiyorum. Şu anki ekonomide çok mümkün gözükmüyor. Hele kredilerin faiz oranları buralardayken. Yani bir tık daha rahat olduğunu düşünürsek yine şu an daha zor olur yani. İkinci maaş lazım. Polisim şu an doğudayım. Burada yetiyor ama batıda yetmez demiş bak Salim'le. Şu an benim ailem rahat. Çünkü şöyle annem babam bir de küçük kız kardeşim yaşıyorlar. Ben çalışıyorum. Kendi işim var. Zaten arkalarındayım. Kardeşim var. İşte Musti polis yine kendi işini yapıyor. Evde bir tek Zeynep'e para gidiyor. Yani o yüzden şu an iyiler. Ama işte 3 çocuk olunca öyle iyi olmuyor yani. Üçü de senin eline bakınca. Mamak'ta bile kiralar en az 18 bin lira. O yüzden bence yaşanmaz. Çalışıyor musun? Yok ben okuyorum. Bu, eyvallah. Şimdi sevgili kardeşim şöyle bir şey söyleyeyim. Dayım öyle bir girdi ki cümleye. Seni dinleyeceğim amca.
Aslında olay şu: evleneceksen ya refah seviyen aynı kalmalı ya da yükselmeli. Düşecekse neden evleneyim veya bir kadın neden evlensin? 20-30 yaş aralığı hiçbir gelişim göstermeyip sadece oyun oynayan agaları 30 yaşına gelince anaları da sevmez. Hayat böyle, yapacak çok da bir şey yok demiş. Ülkemizde öyle bir durum var ki birçok insan asgari ücretle yaşamak için çırpınırken sosyal medya fenomenlerinin ben günde 750 bin lira harcıyorum tabii, dediği Glyn, bir ülkede katılıyorum. Yaşıyoruz. Asgari ücretle dünyanın en akıllı, en iyi, en zekalı bir eşini de alsan. Bu arada harbiden chat Emniyet Genel Müdürlüğü gibi. Harbiden ben polisim, ben de polisim. Komiserim ben de, kardeşim yazarsan oraya falan diye bir anda kafalar yükseldi. Yani sen sosyal medyadaki bu çarpıklık ya da ülkemizdeki bu gelir dağılımının adaletsizliği yönünden mutlu olman, yuva kurman söz konusu olamaz. Dolayısıyla asgari ücret zaten açlık sınırının altında bir yaşam. Bunu ne sizler, yani genç insanlarsınız, ne sizler, bakacağım ne birazdan. Ülkemizdeki gençler hiçbir şekilde hak etmiyor. Dolayısıyla asgari ücretle evlenen bir insan kendi hayatını ya da kuracağı bir aileyi önceden yok etmiş demektir. Evlenmem. Neden? Ya şimdi para önemli. Eğer karşımdaki kişiyi seviyorsam çok parasını umursamam ama paranın da bir değeri var yani. Asgari ücret de almasın. Evlenme. Ha tabii ki bu bir şey değil. Şimdi aramızda asgari ücretle çalışan veya çalışacak arkadaşlar da illaki olacaktır. Evde kalmayacaksınız, merak etmeyin. Sizde de evlenen olacak arkadaşlar. Video öyle bir intiba şey bırakmasın, algı yaratmasın. Ya, aynı şekilde aslında. Paranın biz size yardım var, edeceğiz, bulacağız size be. Seviyorumdur ama gerçekten değeri var. Çünkü biz de çalışıyoruz, para için okuyoruz sonuçta. Öyle yani, evlenmem. Çok seviyorsunuz ama asgari ücret alıyor. Ne yapacaksınız o durumda? Evlenirim. Yani benim evet. Ben zengin olurum. Bir de evet, şimdi şöyle bir mesele var. Şu an hayır, evet gibi çok net cevaplar veriliyor. Ben de dahil buna ama hayat bazen karşına bir şey getirir. Yani çok bir hayır dediğini yaparsın. Bambaşka bir noktaya götürür seni. Bu da çok normal. Herkesin tecrübesi farklı oluyor. Orayı da göz önünde bulundurmak lazım. Yerlere geleceğim için benim paramı yesin. Kabul ediyor musun? Yani çok yerse kabul etmem ama orta derecede kabul ederim. Nasıl geçineceğiz? Çift kişi olarak, çift iş odaklı bir çalışma yöntemi düşünüyorum. Mesela 12-12 24 bin lira yapıyor. 24 bin lirayla rahatlıkla geçinebilirim. Evet. Ona kim söylemek ister? Bazı ben böyle agalar görüyorum. Bazı agalar böyle çok 2015'lerde falan takılıyorlar. Hani video da eski değil, 4 ay önce. Ama sanki 2015'ten çekilmiş bir video gibi. Evet, yani benim için fark etmez. Çalışıyor musun? Yok, ben öğrenciyim. Tamam. Şu an evlenmem ama ileride yani. Nasıl geçineceksiniz asgari ücret olan biriyle? Yani genelde ben karşılamaya çalışırım, iyi bir maaş alırsam. Yoksa ikimiz de iyi bir maaş almazsak evlenmem çünkü geçinemiyorum. Kira 750, su 35, elektrik 50. Bir ara böyle çağlar vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle pandeminin ilk dönemleri, ekonomi zaten evet kötüye gidiyordu sürekli ama ilk defa bir çok hızlı bir şekilde sıçtı ekonomi. Yani böyle pat diye bıraktı abi ortaya. Tamam, millet işte o dönem işte Allah belanızı vermesin şöyle böyle zart zurt bilmem ne takılıyordu. Böyle listeler yapılıyordu. İşte ne var canım, gayet rahat yaşanır. Kira 750 falan, ev kiraları 2000, 3000, 5000 lira. İşte işte eğlence 100 TL falan. Yemek 250 TL. O listeler geldi aklıma. Yani ben evlenmem. Çünkü neden? Eğlence gerçekten Y ile. Maalesef karşılayacak durumda değil asgari ücret. Yani toplumun da yarısı asgari ücret alıyor ama yani tercih bana kalırsa ben tercih etmem. Daha yüksek maaş alan biriyle evlenmeyi tercih ederim. Kendim de daha yüksek maaş almak isterim tabii ki. Yani kendime denk birini bulmaya çalışırım. Diyelim ki çok aşıksınız ama asgari ücret alıyor. Yani benim durumum ondan iyiyse ve geçinebileceksek evlenirim. Ama ikimiz de asgari ücret olursak mesela olmaz. Ya da olursa da çocuk falan olmaz yani. Birazcık umutsuz bir durum olur iki asgari ücretle. Günümüz şartlarında asgari ücret alan biriyle evlenir miydiniz? Bahadır, niye sen asgari... eşinin maaşını önemser misin? Hayır, ama şöyle bir hayır. Ben bu konuda kendime güveniyorum. Eşim çalışmasa da ben o evi geçindiririm. Bugünkü işimle geçindiririm. Yarın 10 yıl sonra bambaşka bir şey olur, bir iş kurarım, geçindiririm. Ben götürürüm gibi bir
özgüven var, güven var. O yüzden umurumda değil. Yani yoksa hani ya ben de mesela memur alsam aylık memur olsam aylık 50 bin lira falan 40 bin lira maaş olan ben de derim ki aga evet eşim para kazansın. Yani paranı mı yiyecek? Oğlum paramı karım yemeyecek, çoluğum çocuğum yemeyecek de kim yiyecek? Niye kazanıyorum ben bu amına kodum parasını? Hayır işin kötüsü kendim de çok yiyen biri değilim. Hani 3-5 benim harcamam olur. E niye kazanıyorsun? Ailene kazanıyorsun, eşine, dostuna, çoluğuna kazanıyor, çoluğuna, çocuğuna kazanıyorsun. Ücretle olanların evlenmek suç müdür yoksa maaşı mı yetmeyecek diye bu soruyu soruyorsunuz. Yani şimdi sonra ne yapıyorsun parayı gidip kriptoda kaybedeceksin. Long basacaksın şart gelecek. Çat çat sabah bir uyanacaksın lik olduk. İlk damatlık, çeyiz, beyaz eşya, mobilya tüm bunları düşündüğümüzde çok yüksek bir meblağ çıkıyor ortaya. Bu yüzden aslında bu soru. Bu soruyu bir geçmişe 70'li yani yıllara 60'lı yıllara dönsen aynı durumdayız. Hiçbir farkı yok. O dönemlerde de evlilik çok zordu. Evlenemiyordum. Evet. Başlık parası vardı. Ama şimdi devlet 150 bin lira gençlere evet. kredi veriyor. 2 yıl ödemezsin. 2 yıl sıra 48 aya amca 150 kağıt da veriyor. Yani hiç yoktan iyi tabi ama evliliği kurtaracak para değil. Bence. Gençler için büyük umut. Bize 70'li 60'lı dönemlerde bunlar yoktu. Onun için şimdiki gençlerin şansı çok. Yeter ki kafalarını kullansınlar. Daha fazla istiyorlar ama. Zaten, ben lüks bir düğün yapmak istiyorum. Lüks bir mobilya almak istiyorum. Bu yüzden de asgari ücretle evlenmem diyorlar. Vallahi lüksü kim kaybetmiş ki ben bunu. Yani şimdi bu anda lüks hayatı aynı babamla böyle bir cevap verirdi. Hatta şey der, ananın evinde mi gördün lüksü gibi bir çıkışmayla. Kazanacaksın ki lüks hayatı yaşayasın. Kazanmadan lüks hayatı gelir mi? Sen bu anda çalışmasan yaşayabilir misin, geçinebilir misin? Çalışıyorsun ki geçiniyorsun. Çalışmasan geçinme. Çalışsın, kazansın, lüks düğün yapsın. Kim istemez? Evlenme. Neden? Geçinemeyiz. Yani asgari ücret alırsa evi geçindiremez. Hayat kalitemiz de düşer. O yüzden maddi durumu iyi olan biri daha iyi olur diye düşünüyorum. Size çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Asgari ücret alıyorum ben de. Tamam, peki karşınızdaki işte asgari ücret alsa bir geçim yolu bulamaz mısınız bir şekilde? Yani tabii olabilir ama istemem. Zaten bir görüştüğüm kişi var. Ne kadar olmalı sizce maaş? Almıyor. Yani şu anın şartlarına bakarsak en az bir 30-40 almalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani ev kiraları da fazla olduğu için geçinmek gerçekten zor. O yüzden bir 30-40 al. Ben yeni evlendim. 150 bin liraya başvuramıyoruz. Uygulama deprem bölgesinde geçerli şu an. Genel gençlere diyorlardı. Ne oldu? Almalı diye düşünüyorum yani. O şekilde. Evlenirim tabii. Niye evlendim? Günümüz şartlarında biliyorsunuz şimdi düğün yapmak çok masraflı. Gelinliği, damatlığı, düğün salonu, çeyizi nasıl olacak? Zor olacak. Biraz aile desteğiyle olacak. Çeyiz dönemde... ne ya? Çeyiz ne oğlum? Arkadaşlar. Bence bunları tedavülden... Bakın ben kültürünü, geleneğini seven bir insanım. Vallahi severim. Ama bazı şeyleri de artık tedavülden kaldırmamız gerekiyor diye düşünmekteyim. Mesela bu işte saçma sikko şaşalı düğün yapma adeti. Boş ver abi, küçük bir şey yapalım gidelim, harcadığımız paraya yazık. Mesela işte ne bileyim, şunu erkek tarafı düşsün, bunu kız tarafı düşsün falan. Bırak gençler halledecek, siz de aile olarak destek çıkarsınız. Hani salalım abi bunları ya. Vallahi evlendirmeyi zorlaştırmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor. Adam evlenecek, bıraksan bugün evlenecek. Düğün yapacağız diye 3 yıl sonrasını atmak durumunda kalıyor. Para havadan yağmıyor. Sokaktan toplamıyor kimse parayı. Değil mi? Para biriktirmesi gerekiyor. Adam mutluluğunu, o birlikteliğini, şunu bunu 3 yıl ertelemek zorunda kalıyor. Belki daha bir kolay bir şekilde halledilebilse o süreç. Değil mi? Beraber daha hızlı toplayacaklar. Abi özellikle bu aileler yani. Hani gençlerde biraz daha ben farklı fikirler son dönemlerde daha çok görüyorum da ailelerde böyle bir inat var. Hayır benim oğlumun düğünü olacak. Hayır benim kızımın düğünü. Ya bizimkiler bile, ben anneme diyorum, anne hani uygun ortam olursa ben düğün yapmadan bu süreci kapatacağım. Gerek yok yani. Ne gerek var abi?
Yok benim biricik oğlum evlenecek, ben düğün yapmayacağım, bu millet ne de ya, sikiyim milleti bırak ne derse desin yani. Kurban olduğum bize ne ya. Sanki milletle şey her gün her gün böyle özel bir alanda toplanıp toplantı falan yapıyoruz. İstediklerini desinler ya. Altınları geri istiyorlar. Ya evet şey var işte, biz şunları altın taktık, onlar da bize geri takacak falan. Ya başımızın gözümüzün sadakası olsun. 5 tane cumhuriyet altını alacağım diye 50 cumhuriyet altını harcama yapıyoruz biz burada. Bırak almayalım yani, hayrını görsünler. Abi de millete pasta ve meyve suyu ikmali sağlamak için 500 bin lira harcıyor millet. Allah'ım ya. Böyle cafcaflı bir düğün yapmak zor. Hani. Tabii zor. O da biraz ben işte Topkapı'da yapacağım kardeşim. Partilerin oturup anlaşması gerekiyor. Yani diyelim ki ben yok çok lüks bir düğün istiyorum, o zaman ne yapacaksın? Yani asgari ücret alan birinde öyle lüks düğün istiyorum her şeyin iyisi olan diyorsa, o zaman da biraz ilişki düşünülmeli yani. Biraz eşit şartlarda böyle her tarafın sorumluluk alması gerekiyor. Çalışıyor musun? Şu an çalışmıyorum. Asgari ücret alan biriyle evlenir misiniz? Evlenirim, niye evlenmeyeyim? Evlilik sözleşmesini noterde imzalatmadan evlenirsen bu yazıyı sonra hatırlarsın dostum demiş tıp bir eli. Hakkımızda hayırlısı doktorum. Günümüz şartlarında gelinlik, damatlık, çeyiz, yeter, beyaz eşya. Artar bile Allah. Nasıl hepsini alacaksın? Alırız, hallederiz ya orasını. Nasıl olacak? Kısa kısa oradan buradan kısa kısa hallederiz. Karşınızda kabul etmiyor. Ben en lüks düğünü istiyorum, en iyi marka beyaz eşya istiyorum diyor. O zaman ne yapacaksın? Yolu bahtı açık olsun, ne diyeyim yani. Bitti mi yani ilişki? Kadar ya ne yapayım, bitsin yani. Çok seviyorsunuz. En sonunda ya bu buradan öncesi bana da biraz sallamasyon, bekara karı boşamak kolay kafası geldi de son cümlesi biraz haklı ya, gitsin o zaman. İşte yine annemgille muhabbet ederken işte şey demişler, işte kız tarafı çok eski, 2-3 yıl oldu bu mevzuyu konuşalı, hatta belki daha az. Kız tarafı altın ister, şunu ister, bunu ister, ne yapacağız dedim. Altın istiyorsa gitsin kuyumcu bulsun amına koyayım. Yani ben kuyumcu değilim ki, benden 10 tane Cumhuriyet, 5 tane Reşat, 3 tane 5'i bir yerde abicim, böyle bir beklentim varsa kuyumcuya gideceksin. Ben sana güzel bir evlilik, mutlu bir hayat ve huzur sunabilirim. Bu kadar. Aşıksınız. Aa, seviyorsa kabul eder abla. Her şey para mı? Değil mi? Seviyorsa değil yani. Her şey para, nasıl iyi bir yaşam sürecek? Yok yok, her şey para değil. Mutluluk da önemli. Evlenirim. Nasıl geçineceksiniz? Şu anda da geçiniyorum zaten. Evli misiniz? Evet. Eşiniz asgari ücret mi alıyor? Evet. Siz ne kadar alıyorsunuz? Asgari ücret. Asgari ücretle geçinemiyor şu anda da, ne bileyim yani. Nasıl yani? Yetiyor mu asgari ücret? Yetiyor tabii. 750 lira benim hep kiram var. Asgari... Mutfak masrafı, elektrik, su, nasıl idare ediyorsun? Ayda 300 lira 400 liraya şoktan geçiniyorum ben. Peki diyelim canınız bir şey istedi. Bir şey almak istediniz. Bir yerde bir şey yemek istediniz. Yemesinler. Siz yemiyor musunuz? Ben yemem. Param yoksa yemem. Eşiniz çok istiyor diyelim. Hayır da diyemedi mi? Canım karım derse ki yiyelim, ben yerim. Nasıl böyle ay sonu gelecek? Çok iyi çağır ya. Bu ne oğlum? Amcaoğlu Vali Bey. Ulan Vali Bey değil. Bali Bey. Bursa. Balıkesir'in B'si. Bali Bey. Ben de baba parası ama kendim de çalışıyorum. Dara düşünce ulti baba parasını açıyorum demiş. Ben çok uzun süredir açamıyorum. Abdelaziz Muhammed Ejazi. Ben tekstilde çalışıyor. Yaptım 5 çocuk. Her gün makarna yiyor çocuklar. Allah rızık veriyor. Allah razı olsun. Erdoğan Filistin kardeşlerim 1 milyon demiş. Teşekkür ederiz. Yesene bereket. Kenan biz 5 kişiyiz. Herkes çalışıyor demiş. Sonu geliyor. Üreteceğim, ben çalışacağım. Başka nasıl yemek yiyeceğiz arasını satayım? Allah kolaylık versin kardeşim. Para mı biriktiriyorsun? Zaten. Yetinemiyorum diyen ne bileyim yani. Şurada sabahtan beri 50 tane röportaj yaptım, kimse yetmiyor diyor. Siz yeter diyorsun. Millet nankör nankör. Millet nankör olmuş. Asgari ücretle geçinemiyorum diyen ne bileyim yani. Asgari ücretle zam yapacaklar şimdi. Hiç gerek yok ki. 11.500 gayet yeterli bir para. Dalga mı geçiyorsunuz benim? Hayır, neden? Bu demek ki eski bir zamanda çekilip yeni yüklenmiş oğlum. Geçin, bunlar benim özgür fikirlerim. Evlenmem. Biliyorum. Neden? Geçimin çok zor çünkü. Yani artık daha zor. Elektrik faturasıydı, gaz faturasıydı. Yani bir de üstüne canım, kiralar da bu kadar yükselmişken hani kendi geçimimi kendim sağlayabilirim ama sonuçta yani karımın da illaki bir şeyler yapması lazım. Asgari ücretle ev geçindirmek çok zor kısacası. Peki günümüz şartlarında sizce ne kadar bir maaş geçinebilmek için yeterli? Yani en aşağı 11-12 bin lira.
aşağısı şey kurtarmıyor yani. Asgari ücret 11.400 lira zaten. Değişmiş olabilir zaten... ya. Tam video eskiymiş, videoyu yeni yüklemişler arkadaşlar muhtemelen. Para o kadar hızlı değer kaybediyor ki. Çoğunluğu zaten vergisiydi, şunuydu, bunuydu gidiyor. En aşağı dediğim gibi 12-13 lirayı rahat bulması gerekiyor. Günümüz şartlarında asgari ücret alan biriyle evlenir misiniz? Evlenirim, niye evlenmem? Değil mi? Ne kadar oldu asgari? 5 ay falan oldu işte. Evara çekilmiş, okey. Nasıl geçim olacak 11.402 lirayla? Geçinilir. Ek işi yapılır. Geçinilir. Ek işi nasıl yapacaksın? Zaten geçin, çalışacaksın günde 10 saat. 62 yaşındayım. Hala çalışıyorum. Masörüm. Tabii. Çalışmaya devam ediyorum. İş çok. Çalışana iş çok. Bunun gelinliği, bunu gördün mü? Bunun neyini göreyim oğlum? Zaten video benim videom. Geçen sene de aynılarını söylüyorlardı. Şimdi de aynılarını söylüyorlar.